Karşılaşmayayım yani. Yakışıklı olmuyor, şık olmuyor. Anladın mı? Anlaştık lan. İyi. Alo. Ha, biz de yola çıkmak üzereydik zaten. Tamam. Hadi bakalım ortak. İlk sevkiyat başlıyor. Ama daha önce seni bilgilendireyim. Şimdi tekneyle açılacağız. Tamam mı? Sonra efendim orada adamlarla buluşacağız. Mazotu bizim tekneye aktaracağız, döneceğiz. Tamam mı ortak? Sonra onu bizim özel bir araca koyup özel bir depoya teslim edeceğiz. Sonra yok bana söylememiştin, bilmiyordum. Efendim akşam evde elektrikler yoktu, çalışamadım falan. Değil mi? Tamam, ortak. Hadi, şu halatları çöz. Haydi de çabuk, haydi. Hani ayrılıyordunuz siz sopadan. Ne oldu o iş? Biraz daha kalmaya karar verdik. Ha, anladım. Peki buraya nasıl geldiniz siz? Kabahatin bir kısmı da bende herhalde. Eve geldiğinizde biraz daha açık konuşmak lazımdı sizde. Anlamamışsınız. Bakın, sizinle birebir bir kan bağımız yok ama akraba sayılırız. Bu keden sebep gelen her şeyin benim başımın üzerinde yeri var. Her şeyin. Ama yanlış yapıyorsunuz. Size kız burada yok dedik, sözümüze itimat etmediniz. Bir de benim karımı takip ettiniz. Size burayla alakalı çok önemli iki tane şey söyleyeyim, hayat kurtarır. Birincisi, bizim burada kadın takip edilmez. Ha, okey edeceksin ki ben zamanında ettim. Çok büyük bedelleri göze almışsın demektir. İkincisi, bizim burada silah patlamaz. Ha, illa patlayacaksa da iki defa patlar. Burada dağlar yakındır da yankı yapar. Burada her merminin karşılığı vardır. Hepsinin. O yüzden siz siz olun, varın gidin yolunuza bugün bitmeden. Hepimiz için daha iyi olacak. Ben karım abi. Tamam. Bu akşam gideceğiz. Eyvallah Yılmaz. Hepimiz için daha hayırlı olacak. Tamam. Şimdi.
Alemlere geri döndük. Siz de bizim sayemizde para yapacaksınız çakallar. Ucuz mazota her daim müşteri var. Sen rahat ol. Ulan bir gün Gürcistan'dan çıkarken ebeleneceksiniz. O zaman göreceğim sizi. Polisle çalışıyoruz orada oğlum. Böyle bırakırlar mı bizi? Vay çakallar vay. Arkadaşın kim? Yeni ortağım. Sağlam mı? Zorlu yol koşullarında test edilmiştir. Merak etme. Haydi de. Adamım keyfimizden mi duruyoruz burada? Mazot bitsin döneceğiz. Akşama misafir mi gelecek? Ne alakası var? Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. İşine bak. Hopa'da ne kadar delik varsa hepsine girin. Tamam mı? Çarşıydı, pazardı, dolaşın bulun kızı. Haber verin bana, haydi. İyi, hadi bakalım, haydi. Vallahi şimdilik bir haber yok. Bizim balıkçı tayfaların hepsini saldı memlekete, arıyorlar. Herhalde bulurlar yakın zamanda, merak etmeyin. Ya baba, Dilan'ı da arayamıyorum. Korkuyorum duramayacak çıkıp gelecek diye. Keşke gitmeseydik memlekete. Belayı da birlikte getirdik Hopa'ya. Ya baba, sıkıntı etme de olur böyle şeyler. Çocuklar bulur akşama kadar, merak etme sen. Harun, sen geç gideceksin. Yok, ben beklerim burada sizden. Yok, babam kalabalık sevmez. Sen git, ben de biraz daha durup gideceğim zaten eve. İyi de, eğer bir şey olursa haber veririm ben size. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah baba. Niyazi bu ne şimdi oğlum ya? Göçmen mi kaçırıyorsun, ne yapıyorsun anlamadım. Ortak, bak biraz dikkatli olalım. Adamlar bu kızı görselerdi başımız beladaydı söyleyeyim. Ulan viz. Beynimi yedim he. İki dakika sus. Al bakalım güzel kız. İç bunu, ısınacaksın. Oh, afiyet olsun. Söyle bakalım güzel kız, sen kimsin ya? Ama böyle yapma, korkma bizden de. Sen bize kim olduğunu söyleyeceksin ki biz anneni babanı bulalım. Seni onlara teslim edelim de, ha? Ben bu numarayı mı arayayım? Tamam, arıyorum. Ne oluyor ya? Biri bana kamera şakası mı yapıyor ya? Hayırdır? Burada bu köy yazıyor. Güzel kız. Yoksa sen tanıyor musun Buki ablanı? Ha? Ablam değil o, teyzem. Hayda. Buyurun cenaze namazına ya. Ortak. Kızın sahibini tanıyorsan ara hemen. Bak bir de kaçırdı maçırdı derler. Başımıza iş almayalım. Arıyorum. Baba, şuna bakar mısın? Efendim, ben Davut Niyazi. Ne? Senin yanında mı?
Biz de her yerde onu arıyoruz. Kerataya bak, senin teklene mi girmiş? Tamam, biz buradayız zaten. Buke'yle karşılarız seni. Baba, ne oldu? Zühre'yi bulduk kızım. Niyazi'nin teknesindeymiş. Ne işi varmış ki orada? Onu da dönünce anlayacağız. Açıktalarmış şimdi. Sen şimdi hemen Dilan'ı bir ara. Ben de Harun arayayım. Tamam. Dilan'ım, bulduk Zühre'yi. Sağlıklı tabii. Tamam, sen sakin ol. Biz getireceğiz sana Zühre'yi. Tamam. Görüşürüz Dilan'ım, görüşürüz. İyi günler hanım kız. Buyurun. Biz Harun'u görmeye gelmiştik de. Geleceğinizi biliyor muydu? Biliyor, biliyor. Kim diye? Arif, Necmi, Muzaffer dersin. Peki bir saniye lütfen. Hah, çok iyi oldu, çok sevindim ya. İyi de tamam o zaman, ben benim çocuklara söyleyeyim, aramayı bıraksınlar. Tamam, tamam. Hadi eyvallah, sağ olasın. Eyvallah. Cığıl. Harun Bey, Arif, Necmi ve Muzaffer Bey sizinle görüşmek istiyor. İyi de al içeri. Dur, 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 dur bir dakika. Beklesinler de. Ya biraz beklesinler orayı. Aranızdaki farkı anlasınlar. Sen artık onların çelik çomak oynayan mahalle arkadaşları değilsin ha? Hı? İyi de az beklesinler, çağırırız biraz. Peki efendim. Gel de şu teknelerin gelirine giderine bir bakalım. Harun Reis. İç onu, bitir, bitir. Bitir onu, iç. İç ya, iç, iç. Ziyarete mi geldiniz Buket teyze? Söylemem. Hayırdır Niyazi? Kızın ağzından laf almaya mı çalışıyorsun? Ne alakası var? Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bize ne kimin ne yaptığından? Senin adın Niyazi mi? Niçin sordun? Sabah da Buket teyzem Niyazi diye birinden bahsediyordu da... acaba o sen misin? Yani bizim Hopa'da birkaç tane daha Niyazi var ama... Buket teyzen onları tanımaz. Ne diyordu Buket teyze? Yani kötü bir şey mi yapmışız? Yanlış bir şeyimiz mi olmuş? Ne olmuş yani? Yok, güzel şeyler söyledi. Ben yazılmışa inanırım. Niyazi ile er geç kavuşacağız dedi. Başka? Benim çocuğum olmayacak ama şimdi umudu bir çocuk gibi büyütüyorum içimde. Kendimden bile sakınıyorum dedi. Sonra babaannesinin söylediği bir sözü söyledi. Neymiş o söz? Derler ki, sen yola çıkınca kaza bela birlikte yola çıkar. Yani teyzem diyor ki, başımıza gelen belalar yolda olmamıza, bir gün kavuşacağımıza alamettir. Başka? Neredesin lan? Elinde yüzükle gelip evlilik mi teklif etsin? Gayret bir şey ya. Benim asabimi bozma, kendi işine bak. Tanıyor muyuz yengeyi Niyazi? Ulan çocuğa dua etsin. Gel gel. Ben de sana bir şey diyeceğim. Harun. Efendim abi. Gel bakayım. Hayırdır abi? Gel gel. Otur bakayım. Otur, otur. Hadi bakalım, şimdi çağır arkadaşlarını. Yalnız çok yüz verme, astarını isterler. Bunlara elini verirsin, kolunu alırlar. Sonra da ben o kolu koparmak mecburiyetinde kalırım. Hadi bakalım, kolay gelsin.
bekletmeler nedir ulan ya? Sanki vali beni ziyarete geldik arkadaş ya. Buyurdu da adam oldu. Adam meşgul. Ne yapacağız? Mecbur bekleyeceğiz. Ben size dedim da. Yollayabilirsin. Peki efendim. Harun Bey sizi bekliyor. Lütfettiler. Ne beklettin bizi arkadaş ya? Sanki yerini almaya geldik. Ya kusura bakmayın. Hesapları kapatıyorduk da Şahin Bey'le. Buyurun buyurun. Okey meşgulsun Harun. Lafı fazla dolandırmayacağız. Sebebi ziyaretimiz bu kan davasını sonlandırmaktır. Hangi kan davasını? Niyazi ile senin arandaki kan davası. Kimse de huzur kalmadı. Böyle devam ederse ileride kan dökülür Harun. Vallahi benim Niyazi ile aramda bir kan davası yok ki. Hatta ben onun yakın arkadaşı olarak bir de konuşma yaptım onu, anlatmadım size. 3 tane seçenek sundum ona. Dedim ki ya aileni alıp gideceksin, ya hapise gireceksin, ya da öleceksin. Ya Necmi, sen kafası çalışan adamsın. Ticaretle uğraşıyorsun. Sen söyle de Allah aşkına, bu devirde kim kime 3 tane seçenek sunuyor? O zaman ben de sana bir konuşma yapayım Harun Efendi. Bizim derdimiz seninle alakalı değil. Sen zaten sonu hayırlı olmayan bir yolda yürüyorsun. Orası belli. Bizim derdimiz Niyazi'nin başı belaya girmesin. Hepsi bu. Ama sen bize şimdi bu şekilde konuşuyorsun ya. Ha, bundan sonra atar ona atarız, gider ona gideriz. Yalın ayak bile olsa. Hiç sıkıntı yok. Artık gerisini sen düşün. Vallahi size yakışan da odur da Necmi. Arif, Zafer abi. Var mı başka bir şey? Bugün yakaladığımız balık bu. Sizin kısmetinizmiş. Sağ olasın ya. Zühren. Çok korkuttun bizi. Nereden aklına geldi seni bu tekneye binmek? Teknenin adını görünce bindim. Baksana. Çocuk ismi düşündün mü? Düşündüm. Kızım olsun istiyorum. Adı da Delal olacak. Delal. Delal ne dur? Güzel demek. Ya senin gibi bir çirkinden o güzel nasıl çıkacak ki, ben onu anlamadım. Ya dur vallahi şaka yap. Nereden çıktı şimdi bu? Vallahi nereden çıktığını sen daha iyi bilirsin. Gerek yok böyle şeyler. Gerek yok ya da var. O tekne sahibinin bileceği iş. Bu Kehan'ın. Baba gidelim hadi. Yolumuz uzun. Ha, aman dikkatli olun ha. Derler ki siz yola çıkınca kaza bela da yola çıkar. Gidelim Zühre. Zühre, sen o abiye bir şey mi anlattın? Yok, ama o bana bir şey anlattı. Ne anlattı sana? Bir şiir ezberletti. Şiir mi? Ne şiiriymiş o? Ne hakkında? Sevip de kavuşamayan iki kişi hakkında.
Aklında mı peki? Ben hiçbir şey unutmam. Ey madem, oku bakalım neymiş o şiir. Tamam. Deniz üstünde fener, bir yanar bir de söner. Bu gay bana sevdalım, ne yana olsa döner. Gel kaçalım sevdiğim, dağların arkasından. Yandım da öleceğim, bu yürek yarasından. Duman gelir dereden, kapatır dağı taşı. Deniz üstünde fener, bir yanar bir de söner. Deniz üstünde fener, bir yanar bir de söner. Bu kaybana sevdalım, ne yana olsa döner. Bu kaybana sevdalım, kırk tarafa da döner. Gel kaçalım sevdum, dağların arkasından. Yandım da öleceğim, bu yürek yarasından. Gel kaçalım sevdum, dağların arkasından. Yandım da öleceğim, bu yürek yarasından. Gel kaçalım sevdum, dağların arkasından. Yandım da öleceğim, bu yürek yarasından. Bu yürek yarasından, bu yürek yarasından. Hoş geldin Hacer teyze. Emine, çok rahatsızlık vermeyeceğim. Meryem'le konuşmaya geldim. Meryem teyzem içeride ama... Hayırdır kızım? Hacer teyze gelmiş baban. Geç babuş. Çocuklar ne yapmış olursa olsun... 40 yıllık komşuluğumuz var. Geç içeri. Sağ ol Melahat. Hayret bir şey arkadaş ya. Akşam akşam adamın sinirlerini zıplatıyorlar ya. Neymiş efendim? İşi başından aşk girmiş. Bu Yudi adam oldu da bizi kapıda bekletti. Ulan vallahi Harun adamı kanser eder ha. Birinin seni kanser etmesi o kadar kolay değil Necim. Bilimsel olarak söylüyorum ya. Hele Harun gibi bozulmuş bir hücrenin hiç değil. Aslında çeşitli değişkenleri sabit tutabilirsek riski hesaplayabiliyoruz biliyor musun? Hayır Allah aşkına ayıkım okudup ya. Harun'un bilimsel olarak seni kanser edip etmeme riskini hesaplıyoruz da ne var? Ama telaş etme. Oran çok düşük. Çünkü değişken çok. Ey Allah'ım ya Rabbim o ki Arif Bayri Harun'u niye yarattı? Ya beyler. Bırakalım şimdi bunları da, biz ne yapacağız onu konuşalım. Niye ne yapacağız Muzaffer abi? Mecbur Niyazi'nin yayında olacağız da. Öyle da. Şimdi bu Harun şerefsizliği varken Niyazi'yi yalnız bırakmak olur mu? Olmaz. O zaman bir şey daha ver ha. Ver. Abi. Fede ve Niyazi yer ile neredeymiş bir konuşalım. Alo Niyazi. Neredesin? Ne yapıyorsun orada? Ne işin? Tamam anladım tamam. O zaman sen işin bittiği zaman bize haber ver de. Alo. Arif bu salakana yine bir şeyler çevireyim. Haydi Arif haydi haydi gel. Ya nereye bu ilacı öyle ya? Abi öyle polis çevirmesine falan girsen de kimse bir şey anlamaz ya.
Tabii canım. Normal tanker gibi de değil ki adam içindeki malı merak etsin, belgeni incelesin. Köylerden süt topladım, mandırama dönüyorum. Bitti. Vallahi kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum. Benim fikrimdi. Bakma okumadık etmedik ama kafa zehir gibidir benim. Elimizden tutmadılar. Yoksa tıp falan okurdum ben. Tıbbiyeli ha. Tıbbiyeli. Meryem, bunu sana söylemek zor. Ama kime danışacağımı bilemedim. Bahar'a bir şey mi oldu? O bir şey yok diyor. Ama ben kızımı bilirim. İyi değil o. Kendi isteğiyle dönmedi mi yani oraya? Ne oldu, nasıl oldu anlamadık ki. Her şey üst üste geldi. Sen Bahar'la konuşurken Şahin de yanınızda mıydı? He, vardı. Bak Hacer, o Şahin'den her tür kötülük beklenir. Ben çok çektim. Bir türlü kurtaramadım kendimi. Sesimi duyuramadım ben. Benim yavrum da öyle. Bir şey söyleyecek, söyleyemiyor. Anlıyorum ama ben. Anneyim ben. Benim yardım edenim olmadı. Bahar da aynı acıları çekmesin. Kurtarın onu oradan. Yoksa Şahin onu bırakmaz. Evet, işte burası bizim depomuz. Malı buraya atarız. Bu aktarım biraz uzun sürer. Gel bir çay içelim. İçelim tabii ya. Adam sarhoş olur bu kokudan. Bu nasıl bir kokudur ya? Cüneyt. Hadi ben kaçtım. Sonra hesaplaşırız sana. Hadi eyvallah. Ya şimdi abi öyle burada bir sıkıntı çıkmıyor mu ya? Ne çıksın ki? Burada herkes bizim elemanımız. Ha, yanlış bir şey yapan sonuçlarına katlanır. Ya tamam orasını anladık. Herkes sizin elemanınız da buraya dışarıdan adam geliyor herhalde de. Baksana oraya geldi arabasını yaptırmaya döndü baktı burada bir tane mandıra kamyonu var süt kamyonu. Lan süt kamyonu burada ne indiriyor diye sormaz mı ya? Ben olsam mesela pirelenirim. Herkes senin gibi yelden nem kapacak değil ya Niyazi kaptı. İç çayını iç. Ben değil de ha bu gelenler bir nem kaparsa sen görürsün gününü lan şuraya bak haydi haydi. Bunlar nereden çıktı lan şimdi? Ustam iyi akşamlar. Bir bakıver şu motora. Gece gece iş çıkmasın başımıza. Oğlum aç kapıyı. Ulan var ya bu herif buraya. Ha bu tuvaletin bu tarafa gelirse var ya biz yandık ya. Aynen. Ulan bu astsubay. Tanıyor musun lan? Yakalandığımda bu görevliydi. Hala çıkmamış mı lan bunun tayini? Var ya bu herif beni görürse yanarız. Lan bir sakin ol, bir sakin ol be. Ben hortumu çıkarayım. En azından parkeden kamyon görürsün adam. Ulan astsubaya gel horon tutuşacağız diyemem ki ya. Nasıl oyalayacağım ben bunu? Allah Allah. Senin kamyonuna, hortumuna da Allah'ım yarabbim. Hesap. Sermet müdürüm, afiyet olsun. Var mı müsaade? Afiyet olsun müdürüm. Ya buyurun diyeceğim ama ben de tam kalkıyordum. Ya bu saatte nereye gidiyorsun? İki duble de biz de işte. Yok. Benim durum belli. İki kare. Ben onu geçmem. Yok yok, ben anladım. Sen bugün benim istediğim şey birazcık bozulmuşsun da onu böyle yapıyorsun. Yok. Yani aslında o da var elbette. İyi müdürüm, onunla alakalı bir sıkıntı yok. Çünkü ben o konuyla alakalı senden bir özür dilemeye geldim. Özür dilemeye mi? Aha. Yani
Benim Niyazi ile bir husumetim var, evet, bunu herkes biliyor. Ama etrafımdaki insanları bu duruma ortak etmek çok doğru bir hareket olmadı tabii. Yani olacak iş değil Harun kardeşim. Yani olur var elbet ama yanlış olur. Etik olmaz. Doğru. Doğru. Neyse, biz yaptık bir eşitlik müdürüm. Sen de bizim gençliğimize vereceksin artık. Unutalım gitsin. Unutalım. Böyle şey söylüyorum bir ufak daha. Yok yok, o konuda da beni mazur görün. 10 dakika önce aradım hanım, geliyorum dedi. Ama birer acı kahvemi için. Başka sefere de masa sözüm olsun size, olur mu? Tamam da tamam, olur. Ben sana sade kahve ver kardeşim sana. Ben çok şekerli seviyorum. Burası tamam, sen bize 2 sade kahve, bir de çok şekerli kahve getir, olur mu? Tamam. Ben bir lavaboya kadar gideyim. Ya Yaşar, sen nasıl bir adamsın ya? Sen hiç yol yordan bilmez misin ya? Yanlış bir şey mi yaptım? Neyse. Bu kahveyle işe yarayacak mı bu? Ne fark eder? Kahveye atmışız rakıya. Ya ben ne bileyim, benim hiç aklım almıyor Yaşar. Bunu daha önceden Nuri Alço karıyı kızı kandırmak için yapmıyor muydu filmlerde? Bu gerçek midir, nedir bu ya? Ya sen ne diyorsun? Bizim minibüsü Kamil vardı ya. He. Onun rakısını attılar. Donuna kadar almışlar. Hiçbir şey hatırlamıyorum mal. İyi de neyse, hadi nasıl yapacaksak yapalım. Çılgınca tuttuğuna. Lan çıkart şu hortumu, geri zekalı ya, çıkart şunu. Tamamdır komutanım. Teşekkür ederim ustam. Eline sağlık. Hadi çocuklar gidelim. Hazır durmuşken ben bir ufak su dökeyim. Bekleyin çocuklar. Ya abi öyle bir şey olur mu? Nasıl bir hayvanlıktır bu ya? Ya komutanım, bir maruzatım olacaktı. Bir tuvalete gireyim, derdin neyse. Konu tamamen onunla ilgili komutanım zaten. Ben yandım, siz yanmayın da. Nasıl yani? Yahu içeri nasıl bir hayvan girdiyse yemin ediyorum hiçbir şey yapamadım da. Böyle midem bulanarak çıktım da. Biz asker adamız. Nelerini gördük? Ya ben de var ya, acemiliğim Anisa 40 yaşta yaptım. Yemin ediyorum askerde bile böyle bir rezalet görmedim. Allah aşkına ya. Nasıl bir hayvansa zaten sifonu da kırmış. Yedi mi artık, ne ya, yaptı anlamadım. İşim öyle büyük bir iş değil. Bir küçük. Bak ben sana bir öneride bulunacağım. Ha şu ileride bir tane lokanta var. Yol üstü çok temizdir, çok güzeldir. Bence oraya gitmelisin. 10 kere mi duracağız? Asker adamız dedik, şu. Ya işte diyorum ya, asker koskoca komutansın. 2 tane kazığın var da bak. Sen şurada ulan, otur. Bir çay ısmarlayayım. Aa sen aç mısın ya? Ben sana yemek ısmarlayayım mı? Aa ben buradaki görevlilerle konuşacağım komutanım. Diyeceğim ki içeriği temizleyin. Ya nasıl bir adam çıktın sen ya? Asker adamız dedik. Ben girerim buraya, çıksan. Ya ben şöyle çıktım. Ben hopalıyım, kendim hopalıyım. Ben balıkçı Niyazi'yim da. Ben bak sen biliyorum ya. Ben biliyorum. Sen buradan tayinin çıkacak. Bizi şöyle hatırlayacaksın. Delikanlı adamlardı, iyi adamlardı. Böyle deli dolulardı ama biraz pislerdi diyeceksin. Ben de vicdanım, ben bunu hissedeceğim da. Vicdan azabından sıkacağım kafamı. Bunu mu istiyorsun da? Yok be kardeşim. Ben emekli olunca bile yine gelip buralara yerleşeceğim. Öyle sevdim ben buraları. Vay be! Biz bizi seveni daha çok severiz ya. Bak komutanım, bizim bir tane çaylık var. Sana onu satalım ha. Ulan bana ne ateş ediyorsun sen? Lan girme, kime edeyim ulan ha? Sonra at silahını! At silahını mı sana? At silahını! At silahını! Bırak yere! Adam bir dünya, bırak ağabeyi de. Alın şunları. Bu bana ateş ediyor komutanım ya. Sus, yürü. Komutana dur var. Hallettim. Buradan çıkalım, çıkacağım senin ayağına. Sen otomu çekene kadar bizimkiler araya girdi. Tıbbiyeli. Yaktım ben de kendileri.
Niye bakıyorsun? Haydi, haydi. Sanki buralarda bir yerde. Ne inat adam çıktın sen ya? Ne yapayım kardeşim? Öyle hissediyorum. Demeyim. En başından beri diyorum ki İstanbul'dalar. Burası diye tutturdun geldik. 40 yıllık akrabalarıma senin yüzünden suçu mamelesi yaptım. Sen hala diyorsun burada. Ben benim gidiyorum. Sen çok sevdin buraları. İstersen kal. Bizim Ferdi'nin otele geçeceğiz. Ayarladım ben orayı. Arkadaşın nişanlısı bekliyor orada. Ondan sonra da paketi Emine bırakacağız. Bilememişiz. Görememişiz. Senin nasıl acı çektiğini. Söyleyemedim ki size. Olsun. Anlamalıydık. Bak Hacer, nasıl kız için çırpınıyor. Ben de seni yalnız bırakmamalıydım. Yaşandı, bitti orası. Sonrasına bakalım. Artık seni asla alamaz. İsim ver bana. Ondan zaten şüphem yok. Benim de dün başka şey. Benim başka dertlerim de var. Yıllardır kapalı odalarda bir sürü ilaçla ölü gibi yaşattı beni. Ben artık kendimde değilim ama. Kafamın içinde canavarlar var sanki. Kardeşim benim. Bir doktora anlattım bunları. İstanbul'da bir hastaneyi, oradaki bir doktoru söyledi. O görsün dedi. Ama Şahin götürmedi. Oraya mı gitmek istiyorsun? Bir baksın. Yatıracaksa yatırsın. Ne olacaksa olsun da ben düzeleyim. Ben artık dayanamıyorum abla. Ben bu kafamın içindekilerle yaşayamıyorum. Tamam. Hastane doktor neyse. Oraya gidersin. Geldin. Hayırdır müdür? Sanki bir şey yorgun gibi görünüyorsun. Ya siz geldiniz. Kahve falan içtik birlikte. Sonrası yok bende. Biz içmeye devam ettik mi? Yapma ya, o kadar mı kötü? Hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Vallahi hatırlamıyorum. Evde hanımla da papaz olduk. Gece 3'te gelmişim eve. Ben normal müdür. Sen bizden sonra daha enteresan böyle sportif faaliyetlere katıldın. Belki de ondandır. Nasıl yani? Nasıl yani? Aha işte böyle yani. Al. Bunlar ne ya? Onlar ne ben bilmiyorum. Onu sen kendine soracaksın. Sen ne yaptın vicdansız herif? Lan bana bak müdür. O fotoğraflar önce Karina. Ondan sonra ta... Genel müdürlüğe kadar gider, haberin olsun. Artık top sende.
Ya bugün bir adım atarsın ya da yarın batarsın. Ona artık sen karar vereceksin müdür. Bana bir şey sormayacaksın. Tamam. Hadi sana kolay gelsin. Al sodayı da iyi iç ha. Gazını alır. Komşu kafesine çevirdik daha. Niyazi duruldu derken bile siz başladınız. Dedeciğim, olay biraz karışık. Yani görünmez kaza gibi bir şey yani. Kıvırma! Komutan içeride söyledi. Kadın meselesi yüzünden kavga ettik demişsiniz. Yahu içeride mevzu uzamasın diye öyle dedim daha emine. Ne diye kavga ettiniz o zaman? Bir daha silah çekmişsiniz. Yok, silah ruhsatını iptal edilir mi acaba ki? Sana o ruhsatı veren hamsi kafalı zaten. Ne diye kavga ettiniz? İşin aslı saçma sapan bir meseleden ya. Yani boş bir mesele yani. Kandırmayın artık beni. Ben biliyorum sizin o saçma sapan meselelerinizi. Ya Emine, onurun üstüne yemin ediyorum sana. Vallahi bildiği gibi değil ya. Tabii de o laflar dönüyor ama. Haydi hayırlısı. Sağ ol Cuma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nereye gidiyorsun? Dün sen 60 yaşlarında bir adam, benim yaşlarda bir kadın ve bir çocuğu götürmüşsün. Ha, Davut abiler. Hay yaşa. Benim eniştem olur o. Şimdi bizi de onları götürdüğün yere götürüyorsun. Siz bilmiyor musunuz onların nereye gittiğini? Ya yok işte, sen biliyorsun ya. Birader, ben bu işten kıllandım. Madem enişten, ara Davut abi. Bu iş namus işi. Şimdi konuşma, bas git. Yoksa yeminle vururum seni. Emre dede, sana bir mektup geldi. Postacı verdi şimdi. Şu kızın? Bankadan dedi. Hayırdır dedi. Ne diyeyim? Banka. Evi satışa çıkaracakmış.